Su hayattır. Hayat sudur. Nefes almak gibi bir ihtiyaçtır su içmek. Yaşamımızın kaynağı olduğu gibi kainatın da kaynağı sudur. Su, doğanın biz insanlara sunduğu en etkili, en basit, en yan etkisiz ilaçtır. Suyun olduğu hayatta canlılık vardır, huzur vardır. Evet, düşmanımıza bile su ikram ederiz. Ve bize su ikram edene öyle güzel dileklerde bulunuruz ki, başka hiçbir iyiliğe böylesi cevap verilmemiştir dünyada. Su gibi ömrün olsun deriz. Su ikramına verdiğimiz bir diğer karşılık da su gibi aziz ol dileğidir. Yaratılışın değişmez özüdür su. Bu itibarla saflığın da temizliğin de simgesi olmuştur. Kupkuru bir dal getirin gözümüzün önüne. Bir de yemyeşil bir dal. Ya da diri ve canlı bir çiçek düşünün. Bir de yaprakları buruşmuş, boynunu bükmüş bir çiçek. Aradaki farkın adıdır su. Bir düşünün. Ya su olmasaydı? ...30 yıldan beri altyapıya yatırım yapılmadığından içme suyu hat borularının kullanım ömrünü tamamlayarak sürekli arızalara sebebiyet vermesi dolayısıyla su kesintilerinin yaşandığı Düzce'de kullanılamaz hale gelen su boruları su israfına da yol açıyor. Düzce'nin altyapısından kaynaklı içme suyu sorununu köklü çözüme kavuşturacak olan içme suyu projesi çalışmaları kapsamında Başkan Özlü yıllardır dokunulmayan altyapıda değişime gidiyor. Yıllardır süregelen ve Düzce'nin yaşadığı su sorununa kalıcı çözüm olarak geleceğin 50 yılına yatırım yapılacak altyapı çalışmaları kapsamında içme suyu hatları sağlıklı ve basınca dayanıklı borularla tamamen değişecek. Toplamda 100 milyon liralık bir yatırımla gerçekleştirilecek içme suyu projesi tamamlandığında şehrimizin en büyük mağduriyeti olan su sorunu çözüme kavuşmuş olacak. Öte yandan Düzce'de köklü bir dönüşüm için kolları sıvayan ve bu kapsamda vatandaşa dokunan çalışmalara imza atan Başkan Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla 10 yıllık ömrünü tamamlamış su sayaçlarının değiştirilmesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kimi zaman alevlerle mücadele ediyor, kimi zaman da enkaz altında hayat belirtisi arıyorlar. Bazen de olmadık bir yerde mahsur kalan bir hayvanın yardımına koşuyorlar. Onlar kahraman ve cesur itfaiyeciler. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ndeyiz. Tıpkı diğer meslektaşları gibi onlar da 7 gün 24 saat görevleri başındalar. Her zaman olduğu gibi güne dua ile başlıyorlar. Amin. Allah geleceğin içi olan canını, özellikle küçük küçük yemeğersizlik dağlarına, eşkarlığına yetiştirdiğimiz kutuları yıkıyor. Amin. Yangınla mücadelede, bilgiyle yetiştirdiğimiz hakkı. Amin. Sevgimizi, esrarımızı, inancımızı yetiştirme. Amin. Dinimiz İbrahim Peygamberi, yanmaktan korkun, nihayet yetiştirme bizlere dair. Amin. Eğer kaderimizde şehit olmak varsa, eşimizi, çocuklarımızı ve yakınlarımızı soralla. Amin. Ardından eller tetikte gelecek ihbarı beklemeye başlıyorlar. İtfaiyecilik, can kurtarmak, mal kurtarmak, insanları bilinçlendirmek, yangının çıkmasından, daha doğrusu yangından ziyade yangının çıkmasını önlemek amaçlı bilgileri ve eğitimleri aktarmak bizim için görev. Şehrimizde ve bölgemizde meydana gelebilecek olaylara müdahale edip
belki de hiç tanımadıkları kişiler için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Arkadaşlarımızın yangına müdahalede zorluğu, yangına giderken zorluğu veya kurtarma anında yaşadığı zorluklar var. Bunların başında daha buradan çıkarken, ilk çıkarken yolda neyle karşılaşacağını bilmiyor. Arkadaşlarımızın trafikte karşılaştığı zorluklar var. Bazı dostlarımız, arkadaşlarımız, sürücü arkadaşlarımız bize yol vermiyor veya yol verse de bizim kaza yapmamıza sebebiyet olabiliyor bu hareketler. Herkes canını kurtarmaya çalıştığında onlar kendi canlarını hiçe sayarak yardımınıza koşuyorlar. Olay yerine vardığımızda da işte alevli bir yanma söz konusuysa çıkışta içeride mahsur kalıp kalmama var mı bunu öğreniyoruz. Yani alevli yanma olsa bile insanların içeriye giremediği noktada bizim arkadaşlarımız canını hiçe sayarak temiz hava solunum setlerini ve koruyucu kıyafetlerini giyerek direkt ateşin içine girmekten çekinmeden, hiç gözlerini kırpmadan içeri girip içeride mahsur kalan kimse, bu bir kedi bile olsa mutlaka içeride bir arama faaliyetinde bulunuyor. Can kurtarmak deyince herkes kendi canından birini düşünerek hareket ediyor. Herkes kendi canından biri varmış gibi hareket ediyor. O anda kendi canınızı düşünemiyorsunuz. Mutlaka önce o, içeride kim kaldı, kim var, mutlaka ona ulaşma açısından ne olursa olsun o içeriye giriliyor. Şartlar ne olursa olsun onlar için önemli olan can kurtarmak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında gelen önümüzdeki 25 yıla hizmet edecek olan itfaiye teşkilatının modernize ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İki tane aracımız, hatta şu an sizin kamera açınızda da görünüyor. İki tane aracımızın üst yapısı yoktu. Bu iki tane aracımızın üst yapısını sıfırdan yaptırdık. İki tane aracımız artık saç ve kaynak kısımları korozyona uğramıştı. Araçlarımızın ikisinin tamamıyla üst yapısını değiştirdik. Şu an 4 aracımızı tam aktif faal hale getirdik. Yine bir 3 tane aracımız gelecek Allah'ın izniyle önümüzdeki 1-2 ay içinde. Bu 3 aracımızdan yine bir tanesi çok maksatlı ilk müdahale aracı. Gördüğünüz Mango dediğim ne olacak. Yine 32 metre merdivenli bir itfaiye aracımız gelecek. Bunun akabinde yanında da su büküm polisi dediğimiz endüstriyel yangınlara müdahale olaylarında kullanacağımız 28 metrelik su köpük kulesi aracımız gelecek. İtfaiye teşkilatının modernize hale getirilmesi, itfaiye müdürlüğüne ait araçların ve yangın söndürme donanımlarının son teknolojiyle donatılması konusunda başlatılan çalışmalar tamamlandı. Araçla alakalı artık Düzce gerçekten bu bölgede en gelişmiş, en modern bir itfaiye teşkilatı olacak. Bunun yanında yine personel açısından destekleme sağlandı. 20 tane genç memur arkadaşımızı hem yüksekokul hem de lise düzeyindekilerden itfaiye bölümü mezunlarından, yani bilgi ve donanım açısından okulunu okumuş arkadaşlardan 20 kişilik bir takviye olacak bize. Bu 20 kişilik takviye ile her vardiyamızda 20'şer arkadaşımız ve bu 20'şer arkadaşımız da tam profesyonel arkadaşlar olacaklar. Yine biz ekipman olarak devam ettik. Yangına müdahale esnasında kullandığımız koruyucu kıyafetlerimiz tamamıyla deforme olmuş, eskimişti. Yine Sayın Bakanımız sağ olsunlar bize bu konuda desteğini esirgemedi. 30 takım koruyucu kıyafet, tam takım maskesiyle, çizmesiyle, eldiveniyle tam takım elbiselerini aldık.
İnsanımızın canını ve malını kurtarmak gibi kutsal vazife gören itfaiye teşkilatının modernizasyonu konusuna büyük önem veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatları doğrultusunda Bahçeşehir bölgesinde yapımı tamamlanan müfreze faal hale getirildi. Halen bölgede bir araç ve iki personel görev yapıyor. İtfaiye teşkilatını gelişen teknolojiye göre yenileyen ve modernize eden Düzce Belediyesi, olası olaylarda can ve mal kaybının önüne geçmek için de Düzce'nin her bölgesine 7 dakikada müdahale edebilmek amacıyla Çoban mevkiinde yaklaşık 2400 metrekare alan üzerine kurulacak ve 7 ila 8 ay içerisinde tamamlanması planlanan yeni hizmet binasının yapımına başladı. Bütün bu çalışmaların tamamlanmasıyla Düzce İtfaiyesi donanım, personel, yerleşim ve bina bakımından bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olacak. Bu meydan Düzce'nin en önemli yaşam alanlarından biri. Belediye Hizmet Binası ve Cedidiye Camii'nin bulunduğu alandaki iş yerleri derme çatma görüntüsüyle Düzce'ye yakışmayacak bir görüntü oluşturuyor. Başkan Özlü'nün talimatıyla hayata geçirilen proje kapsamında Düzce'nin kalbi sayılan en önemli yaşam alanlarından biri olan Cedidiye Meydanı'ndaki derme çatma yapılar yerine modern, daha kullanışlı ve Cedidiye Camii'nin silüetine uygun iş yerleri ve yeraltı otoparkı yapılacak. Bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak sil baştan inşa edilecek. Projeyle mülk sahiplerinin hakları korunarak yeni bir yaşam merkezi oluşturulacak. İnşa edilecek yeni iş yerleri Cedidiye Camii ile bütünleşerek Cedidiye Meydanı tarihi doku ve modern mimari ile sentezlenmiş olacak. Ayrıca yeni iş yerleri eklenerek gelirinin cami giderlerinde kullanılması için Diyanet İşleri Başkanlığı'na da dükkan tahsis edilecek. Cedidiye Meydan Projesi kapsamında oluşturulacak yeraltı otoparkı, belediyeye ait otoparkın da eklenmesiyle 154 araçlık yeraltı otoparkı elde edilmiş olacak. Bu sayede bölgedeki trafik park sorunu da büyük ölçüde rahatlamış olacak. Düzce'nin her açıdan modern bir şehir olması için çaba sarf eden Başkan Özlü, Asar Karaca Deresi AK projesini de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projeye göre Asar ve Karaca Dereleri Melen Su Parkı ile birleştirilecek, su cenneti Düzce'de baştan başa 16 kilometrelik su ve yeşil hat oluşturulacak. Bu hat üzerinde sosyal yaşam alanları, spor alanları, yeşil alanlar, dinlenme grupları, yaya ve bisiklet yollarında oluşan gezi hattı oluşturulacak. 2 milyon liralık bütçesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onay alınan ve tasarımı için ulusal bir yarışma düzenlenecek mega proje sayesinde Asar, Karaca ve Melen Su Park birbirine bağlanarak Düzceliler için yepyeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Öte yandan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Asar Deresi'nin kent merkezindeki alanında güzel bir görüntü oluşturulması ve şehrin havasını değiştirmek için yapılacak olan projenin ardından derenin kent dışındaki alanlarında da düzenlemeler yapmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda kent merkezindeki bölümü sürekli olarak temizlenen Asar Deresi'nin kent dışında rüsubat tutucu alanının oluşturulması için çalışmalar devam ediyor.